Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler yine çok güzel bir yaz akşamında TV 50 ekranlarında Kur'an'ın Gölgesinde adlı programda çok kıymetli bir konuk ve çok önemli bir konuyla sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun, bizleri bir kez daha sizlerle buluşmayı nasip etti. Bugün çok çok önemli, birçoğumuzu ilgilendiren bir konuyla yine huzurlarınızdayız. Çocuk eğitimini konuşacağız inşallah. Tam da yaz mevsimi geldi. Çocuklarımızı inşallah camilerimize yaz Kur'an kurslarına göndereceğimiz zamanlar. Artık inşallah camilerimiz bu önümüzdeki zaman dilimlerinde çiçek açacak, çocuk açacak ve biz bugün inşallah kıymetli anne babalarımıza, ebeveynlerimize çocuklarımızı biraz daha güzel, efendim Allah'ın rızasına uygun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerine uygun, tavsiyelerine uygun nasıl yetiştirebiliriz? İnşallah bunları konuşacağız ve bunları konuşmak üzere çok kıymetli bir hocamız, tecrübeleriyle efendim birçok başarının altına imza atmış diyeyim hocamız, kabul buyururlarsa yakinen tanıdığınız Ordu İl Murakıbımız Osman Çelik hocamız bizimle beraber hoş sohbetinden istifade edebilmek ümidiyle Bismillah diyerek inşallah programımıza başlayalım. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah razı olsun, teveccüh ediyorsun Muhammed hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Eyvallah. Bir kez daha sizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, Allah razı olsun. O güler yüzünüzde hiç eksik olmasın hocam. Abi, inşallah. İnşallah. Evet değerli hocam, zaman su gibi akıp gidiyor. Bugün Kur'an'ın Gölgesinde adlı programımızı bu dönem üzerinde hitama erdireceğiz. Allah nasip ederse bir sezon finaline gidiyoruz bu akşam. Bir iki buçuk aylık bir aramız olacak inşallah. Son programımızda çocuklarımızla alakalı konuşmak istedik. Yaz Kur'an kurslarımız geliyor hocam. Kıymetli ebeveynlerimizi, annelerimizi, babalarımızı bu hususta bilgilendirmek adına bugün inşallah güzel bir program icra edeceğiz sizinle beraber. İnşallah. Öncelikle nasılsınız hocam? İyi misiniz? Bir böyle beraber bir rahatlayalım, onun peşinden geçelim inşallah programımıza. Elhamdülillahi ala kulli hal denilir ya. Elhamdülillah. Hamdolsun her halimize. Şikayet edecek durumda değiliz. Şükür bugünümüze. Eyvallah. Değerli hocam, siz bildiğim kadarıyla 4 çocuk babası mısınız? 4 çocuk evet, babası, 6 torun dedesi. Maşallah, sübhanallah hocam. Evet. Hocam, duayen bir eğitimci diyor ki, çocuklarınızı yetiştirirken sözlerinize değil, hallerinize dikkat et. Hani sürekli böyle telkin vermek değil de, sürekli böyle anlatmak değil de, önce bir kendi halinize, kendi hareketlerinize dikkat edin. Yaptıklarınız onların ağzınızdan çıkıp kulağında kalması yerine şöyle kalbinizden ve hareketlerinizden çıksın ve direkt onlara sirayet etsin. Onlar o minval üzere inşallah hayatlarını devam ettirsin diyorlar. Siz bu konuda ne diyorsunuz hocam? 4 çocuk yetiştirmiş bir güzel bir baba olarak. Evet. Buyurun. Kardeşim şimdi Bismillah diyerek başlayalım. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَيْتُنْ حَسَنَ Üsve-i hasene, yani güzel örnek. Sözüyle, davranışıyla, haliyle, edasıyla bir örnek. Şöyle demiyor, peygamber benim vahiylerimi size çok güzel anlatır demiyor. Evet. Örnektir. Yaşantısıyla örnektir. Biz de çocuklarımız açısından söylediğimizden daha çok hal ve hareketlerimizin örnek olduğuna ben de yürekten inanıyorum. Hakikatin ta kendisi budur. Evet hocam. Çocuklarımız bizim hareketlerimizi, halimizi örnek alırlar. Zaten kaset gibiler değil mi hocam? Çocuktan kaset gibiler. Hep öyle diyoruz yani. Olduğu gibi alıyorlar zihinlerine, yerleştiriyorlar. Bir vesileyle konuşmuş muyduk bilmiyorum Muhammed hocam ama buyurun çocuk hocam. Eğitimi ne zaman başlar? Filozoflar böyle... Evet. Rivayet odur ki anne karnında başlar. Ya. Çünkü annenin yediğinin içtiğinin helal haram olup olmamasıyla, annenin psikolojik durumuyla anne karnındaki çocuğun durumunun çok alakası vardır. Doğduktan sonra da emzirdiği sütle çektiği Çocuk anne karnına düştükten 1-2 ay, 3 ay sonra
hadi 4 ay sonra olsun, artık onunla konuşmaya başlayın. Ya da işte o annenin yanında Kur'an-ı Kerim okuyun sesli bir şekilde diyen uzmanlarımız var hocam. Yahut o anneye işte tavsiyeleri sıraladıkları zaman Kur'an okuyun, efendim hoş sohbetlerde bulun diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunun da ne kadar önemli, evet, olduğunu biliyoruz. Şimdi hocam şöyle bir şey söylemek isterim. Ben bazı notlar aldım, onları bizi izleyen kıymetli kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Ama şöyle bir örnek üzerinde konuşurduk biz. Benim 15 yıldan fazla da ücretli öğretmenliğim var. Eyvallah hocam. 35 yıldır da camilerde çocuk okutuyoruz, yaz kurslarında. Çok dersler yaptık. Şimdi üniversite hocası diyor ki, ya bu çocuk liseden boş geliyor. Boş kardeşim, liselerde eğitim yok. Dolayısıyla ben üniversiteye yeterince bu çocuğa bir şey veremiyorum diyor. Evet. Şimdi gidiyorsunuz liseye, hocam bu çocuk niye böyle? Üniversitedeki hoca şikayetçi, diyor ki ortaokuldan boş geldi hocam. Ortaokuldan bana yeterli altyapıyla gelmedi. Gidiyorsunuz ortaokula, diyor ki ilkokul öğretmeni bunun. Boş çıktı hocam, yani çocuk buraya temelsiz geldi. Herkes bir günah keçisi arıyor hocam. Gidiyorsunuz ilkokul öğretmenine, hocam diyor benim suçum yok. Aile yok çocukta diyor. Ana babanın suçu diyor. Ana babaya gidiyorsunuz, ya bu çocuk niye böyle, Allah böyle verdi diyor. Suçlu bulundu, haşa. Tamam. Dolayısıyla böyle bir şey yok hocam. Bir defa bu kolaycılığı bırakalım. Bir film izlemiştim, Amerikan'ın Her Çocuk Özeldir. Evet. Bu sohbetimiz özelinde, çocuklar özelinde de yapacağımız sohbette bunu söylemek isterim. Her anne babanın da her öğretmenin de izlemesi gerekir. Her çocuk özeldir. Her çocuğun fıtratına, yaratılışına uygun bir mesleğe eğilimi, bir eğitilebileceği alan vardır hocam. Hocam bir parantez, Osmanlı'da böyle değil miymiş? Yükselen bütün milletlerde budur hocam. Öyle değil mi hocam? Ben dünyanın da çeşitli ülkelerine dolaştım, malum haliniz. Yükselen bütün milletler insan fıtratına uygun sağlam temelli eğitim sistemi kurmuşlardır. Din eğitimi de eğitimin bir parçası olarak çok önemlidir ve insan fıtratına aykırı din olamaz. Yani bir din ilahi ise, ilahi kaynaklıysa, Allah'ı, peygamberi, kitabı olan bir din, insanın yaratılışına, fıtratına aykırı olamaz. Yani çocuğun yeteneklerine göre onu yönlendirmek mi en doğrusu? Kesinlikle. Her insanın fıtratına uygun, özellikle İslam dini özelinde söylüyorum. İslam'ın herkese söyleyecek bir sözü vardır. Eyvallah. İslam'ın herkese sağlayacağı bir fayda vardır. Yeter ki biz küpü doğru dolduralım hocam. Bu vesileyle hemen isterseniz okullar hocam konusuna girelim. Evet. Okullarımız biliyorsunuz 17 Haziran Cuma günü, yani yarın. 17 Haziran yarın, evet. Yarın tatilde söyleyeceksiniz. Tatil olacak. Evet, evet. Yani okullar 17 Haziran'da tatil oluyor. Çocuklarımız yaz tatiline giriyorlar. Evet. Tekrar ne zaman açılacak? 12 Eylül 2022'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayacak. 3 ay gibi. 17 Haziran gibi. 5 gün 90. 17 Haziran'dan 12 Eylül'e kadar yaklaşık 3 ay tatil var. Evet. Şimdi hemen baştan şunu söylemek isterim. Bu yaz Kur'an kursları, bu tatil döneminde çocuklar aman tatil yapsın, camide ne işleri var, camiyle bunları yormayalım, bir de yorucu bir eğitim yılının arkasından bu camideki yorucu Kur'an din dersleriyle çocuklarımızı hırpalamayalım gibi söylemler olduğuna yıllarca rastlarız. Buna da dair de söyleyeceklerimiz var. Bir defa insan nasıl tatil yapar? Tatil yapmak yan gelip yatmak mıdır? Boş boş dolaşmak mıdır? Sadece oynamak mıdır? Biz tatil dünyada yanlış böyle bir tatil yok. Hocam. Eyvallah. İnsanın fıtratına böyle bir tatil uygun değil. Ama kabul edelim ki yazın sıcak, gerçekten yorucu bir eğitimden çıkmış çocuklarımızın yazın camilere gelmesinde bunu dikkate alarak eğitim veririz. Çocuklar hem eğitim alıp hem de tatil yapabilirler. Bizim yaz kurslarımızda da bu tür etkinliklerle beraber bir kurs oluyor. Zaten 2-3 saat geliyor hocam. Hocam birazdan müsaade edecek misiniz? Sizin çocukluğunuzdaki yaz Kur'an kurslarından örnek verecek miyiz? Bugünle karşılaştıracak mıyız? Karşılaştırırız hocam. Başka şeyler söyleyeceğim. Öncelikle ben bir lisede derse giriyordum. Lisenin müdür yardımcısı da hafız, ilahiyatçı bir arkadaştı. Ve şiddetle yaz Kur'an kurslarına karşıydı. Karşıydı. Şiddetle, hafız olmasına rağmen, ilahiyatçı olmasına rağmen, ya ne boş işler, bu çocukları yazın bunlarla uğraştırmamamız lazım diyordu. 2 yıl sonra aynı okulda ben derse girdim. O zaman Kur'an-ı Kerim dersleri seçmeli oldu ve birçok çocuğumuz seçmeli Kur'an dersi aldı ve sınıflar doldu. Eyvallah. Beraber bir sınıfa girdik. Hoca arkadaşımızla.
çocuklardan Kur'an okuyup okumayanları beraber tespit ediyoruz. Hı hı. Ve %94'ünün Kur'an okumayı bildiğini gördük. Maşallah. Dedik ki hayırdır çocuklar? İkisi hariç bu çocukların tamamı yaz Kur'an kurslarında Kur'an okumayı öğrenmişler. Namaz surelerini öğrenmişler. Hoca arkadaş dedi ki ben sana bir çay söyleyeyim. Ben dedi Osman hocam yaz kurslarıyla ilgili söylediğim her şeyi geri alıyorum meğer dedi. Nasıl bir fonksiyon icra ediyormuş. Hocam geçenlerde Hollanda'ya gidiyordum. İstanbul Havaalanı'nda pasaport kontrolünden geçerken bir polis memuru koşarak elimi öptü. Hayırdır dedim sen kimsin? Dedi ki hocam 1990-91 yıllarında nerede oldu hocam o? İstanbul Havaalanı'nda. Yaz Kur'an kurslarında ben senin öğrencindim. Din adına, diyanet adına, dua adına ne varsa senin o kurslarda öğrettiğim ben de dedi. Elimi öptü hocam. Çok mutlu oldum. Hoca arkadaşlara söyleyeceklerim arasında bunlar da vardı. Dolayısıyla bu perspektiften az sonra perspektifimizi biraz daha açacağız, bakış açımızı. Yaz Kur'an kurslarımız tek dönem halinde yapılacak bu sene. Hı hı. 27 Haziran'da başlayacak. Hocam 27 Haziran 27 Haziran pazartesi günü başlayacak. 26 Ağustos'ta sona erecek hocam. 26 Ağustos. Evet. Ne kadar? Hocam. Evet, 2 ay kadar. 2 ay evet. Evet. Bu 3 aylık tatilin 2 ayında tabii sonbaharda hasat mevsimi falan oluyor okullar öncesinde evet. falan. Çocuklarımız bu sene tek dönem biliyorsunuz dönem dönem oluyor evet. yaz Kur'an kurslarımız. Ne zaman başvuracak bizi dinleyen kardeşlerimize net bir bilgi verelim bu konuda. Nereye başvurulacak ne zaman başvurulacak hocam? Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz Kur'an kursları yönergesinde 20 Haziran ile 4 Temmuz arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor hocam. 20 Haziran'da ne zaman bu? Bu önümüzdeki hafta evet. kayıt haftası hocam. 4 Temmuz. Evet. Bunu bizzat camilere gidip din görevlisi kardeşlerimizden mi? Kendilerine en yakın camiye evet. ya da Kur'an kursuna. Evet. Biliyorsunuz hem camilerde hem Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursumuz oluyor. Giderek kayıtlarını yaptıracaklar hocalarımıza. 20 Haziran 4 Temmuz arasında ebeveynlerimiz evlatlarını evet. alıp kayıtlarını yaptırabilirler. İstedikleri camiye götürebilirler değil mi hocam? Ve yaz Kur'an kursu. Aynen öyle. Kim kayıt yaptıracak? 22 yaşının altında. Evet. Bak, 22 yaşının altında. 22 yaşına kadar Kur'an kursuna gidebiliyor. 22 yaşına kadar. 22 yaşının altında gençler için uygun sayı ve yer imkan varsa gençler için sınıf açılıyor. Evet. Yaş gruplarına göre, cinsiyetlerine göre çocuklarımızın. Hı-hı. Kur'an okumayı bilip bilmemesine göre. Dini bilgi seviyesine göre olmasına göre duruma göre sınıflandırmalar, gruplandırmalar yapacak. Hı hı. Bu söylenilen tarihlerde kayıtlar yaptırılırsa hocam. Kıymetli tamam. hocam şunu sormak istiyorum. Diyelim ki benim göre yaptığım gerçekten ordunun hatta Karadeniz'in en büyük mahallesi ama mahalledeki çocuk sayısı çok fazla. Her din görevlisine belirli bir sayı öğrenci mi vardır? Bu sayı çok müftülüklerimizle irtibata geçerek görevli alabiliyor. Ben de öğrenci imkanlar dahilinde biliyorsunuz müftülüklerimiz görevlendirme yapabiliyor. Bu müftülerimizin uhdesinde bulunuyor. Eyvallah hocam. Müftülüğümüz geçenlerde il müftümüzün başkanında bir komisyonda yaz Kur'an kurslarında görev almak isteyen yeterli niteliklere sahip kişiler arasından sınav yaptı. Yedeklendirmeler yapıldı. Sayıları ne kadar net bilmiyorum. Kime ne kadar verilecek bilmiyorum ama böyle bir imkanda kalabalık camilerimiz için olduğunu söyleyebilirim kıymetli hocam. Hocam anne babaların genelde şöyle bir önyargısı var ya mesela camide 2 tane görevli var ama 150 tane öğrenci var. İşte çocuğun bir şey öğrenemez diye bir böyle bir önyargılar var. Bu bağlamda bu önyargı da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla. Böyle düşünen velilerimiz hem hocalarımızla bir de şöyle gelmiyor camiye. Çocuğunun hangi şartlarda ders aldığına bakmıyor. Hocamız nasıl ders yapıyor bakmıyor. Sabah evden gönderiyor diyorsunuz. Gönderiyor. Çocuk belki çeşitli şeylerle ona bilgiler veriyor ama bu bilgileri daha sağlıklı ilgili hocamızdan direkt hatta müftülüklerle irtibatlı olarak hocamızdan alırsa öncelikle gerçekten hocamızın imkanı yoksa hocamıza da yardımcı hoca temin etme konusunda yardımcı da olurlarsa evet. memnun oluruz. Bir de hocam
Yatılı yaz Kur'an kurslarımız var başkanlığımızın her yerde olmamakla beraber. Evet, onu da soracaktım. 18 Temmuz ile 12 Ağustos arasında tek dönem olarak yapılacak o da. 18 Temmuz ile 12 Ağustos arasında hocam. Bu yatılı hocam. Yatılı. Yatılı kura imkanı olan kurslarımız var bizim. Kur'an kurslarımız Temmuz. Var. 18 Temmuz. Evet. 18 Temmuz'da 12 Ağustos arasında 12 Ağustos. Yatılı olarak da imkanları yatılıya el veren kurslarımızda da yatılı kurslar olacak. Başvurular yine hocam 20 Haziran'la 4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Hı hı. Burada yaş aralığı 12-18 yaş aralığında olacak. Yatılı olarak kursta yaz kursu almak isteyen çocuklarımız 12-18 yaş aralığında çocuklarımız da başvurabilecekler imkanı olan yerlerde. Evet hocam. Burada gruplandırmalar 12-14 yaş, hı hı, ve 15-18 yaş olarak gruplandırılarak yaz Kur'an kursu verilecek. Yatılı yaz Kur'an kurslarına kayıt tarihleri dışında öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir diyor. Anladım. Diyanet İşleri Başkanlığımız. Peki kıymet. Değerli hocam, şimdi Altın Ordu'yu ele alacak olursak yaz Kur'an kursu bizim bildiğimiz bölge yatılı Kur'an kursumuzda mı devam edecek? İlmihalimiz yanında yoksa? Hafızlık eğitimi devam eden ve böyle yaz kurs yaz tatiline falan girmeyecek, hı hı, kurslarımızda bu şey müftülüklerimizden bu öğrenilebilir. Yani her müftülükte bu olması tamam, mümkün de değil. Kesinlikle. Hangi müftülüğümüzün ben şu anda ezbere bilmiyorum. Hı hı. Hangi müftülüğümüzün yatılı kurs açma imkanı var? Evet. Kaç tane var? Nerede var? Bilmiyoruz. Bunu vatandaşlarımız böyle bir niyeti olan varsa tabii, arayıp ulaşabilirler. Orada bilgi alabilirler. Müftülüklerimize var mı böyle bir imkanınız? Benim böyle bir çocuğum var, vermek istiyorum diyebilirler. Hı. Böyle niyet olan kardeşlerimiz varsa. Kesinlikle hocam. Zaten mesai en sağlıklı bilgi müftülüklerden alınır. Evet, sürekli kendilerine bir muhatap bulabilirler müftülüğümüzde. Kesinlikle. Arayıp bu konuyla ilgili arkadaşlarımız var. Onlar direkt ve net bilgi vereceklerdir. Eyvallah hocam. Kendilerine. Teşekkür hocam, ediyoruz. Bu girişten sonra, bu resmi bilgiden sonra benim şöyle söyleyeceklerim var. Müsaade ederseniz. Buyurun hocam, bir defa bir çocuğun anası babası olmak Allah'ın bu lütfudur. Ya, ne büyük nimet değil mi hocam? Çok büyük bir nimettir. Yüce Rabbimizin insana bir çocuk evlat bahsetmesi, evlat sevgisi bahsetmesi çok muazzam bir şeydir. Şu yalan dünyada hayatımıza anlam katan en değerli şeylerdendir hocam çocuklarımız. Bir bahçe edinmeyi isteyenin, bahçesinde güller olsun isteyenin, çiçek açsın isteyenin bazı zahmetlere de katlanması gerekiyor. Tabii hocam. Verim alabilmesi için. Ya o bahçem güzel olsun istiyorsun. Tabii. Bahçemde güller açsın istiyorsun ama kılını kıpırdatmıyorsun. Bu olmaz. Evlatlarımız olmasının ne büyük bir lütuf olduğunu. Zahmetsiz rahmet olmuyor diyorsun. Evet. Evlatlarımız olmasının, çocuk sahibi olmamızın, Allah'ın bize evlat nasip etmesinin ne büyük bir nimet olduğunu bilmemiz lazım, şükrünü eda etmemiz lazım. Bunu anlamak için çocuğu olmayan ailelerin durumuna bir bakmak lazım hocam. Baba olmanın, ana olmanın ne büyük bir servet olduğunu, yıllarca çocuk sahibi olmak için doktor kapılarında tedavi olmak için servet harcayan insanlara bir bakmak lazım. Onlarca parayı dökmüş olanlara bakmak lazım. Gözyaşı döküp secdelere kapanıp ya Rabbi bana tutunacak bir dal, bir evlat nasip et diyenlere bakmak lazım. Allah'ın fermanıdır Rabbimiz hocam. Şura suresinin 49. ve 50. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkus semavati vel ard. Yerin ve göğün mülkü Allah'a aittir. Yahlugu ma yeşâ. O dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz. Yehebu limen yeşâ'u inâten ve yehebu limen yeşâ'u zükûr. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları verir. Eyvallah. Ev yüzevvücuhun zükrânen ve inâte. Yahut onları hem kız hem erkek olmak üzere çifter çifter verir. Ve yec'alü men yeşâ'u akîme. Dilediğini de kısır kılar, çocuk vermez. İnnehu alimun kadir. O her şeye kadir olan ve her şeyi bilen bir Allah'tır. Şimdi ayete bak hocam. Allah kullarına çocuk oğlan verebilir, kız vermez. Kız verir, oğlan vermez. Hem oğlan hem kız verir. Çifter çifter, ikiz ikiz, üçer üçer, dörder dörder verir veya vermez. Vermesi de imtihandır. Vermemesi de imtihandır. Kız vermesi de imtihandır. Erkek vermesi de imtihandır. Hepsini beraber vermesi de imtihandır. Bazen yok dersin, yoklukla imtihan kolaydır. Allah evlat verir. O evlada karşı
sorumluluklarımızı yerine getirmemiz de bir imtihandır hocam. Peşin kabulümüz şudur, Hazreti Ömer ekolüdür hocam. Nasıl hocam? Ana baba evlada asi olmadan, evlat anaya babaya kolay kolay asi olmaz. İstisnaları vardır. Hı hı. İstisnaları vardır diyorum. Çünkü bize Kur'an'da verilen peygamber örnekliklerinde Nuh peygamberin çocuğunun babasına asi olduğunu, peygamber olduğu halde asi olduğunu biz biliyoruz. En güzel örnek. Babasının gemisine binmedi. Evet. Mümkündür. Çok iyi insanların çok azgın evlatları olabilir. O da bir imtihandır. Çok iyi adamların çok isyankar babaları olabilir. İbrahim peygamberin babası peygamberiyle aynı dinde değildi. O dua etmesini istemedi Cenab-ı Allah. Hı. Dolayısıyla imtihandır hocam. Ana babaların çocuklarına vazifeleri olduğu gibi çocukların ana babalarına karşı öf bile demeyin çocuklar, saygısızlık etmeyin çocuklar, ana babanıza iyi bakın çocuklar diyoruz ya. Şimdi bu akşam böyle çocuklara sahip olmak için ana babaların önce yapması gerekenler var. Bir, bu vazifelerini yerine getirecekleri en başta ihmal etmemeleri gereken şey hocam, ilgilensinler onlarla. Bak, ilgi. Ey ana babalar, çocuklarınızla ilgilenin. Bu ilgi yedirme ilgisi olmaz, giydirme ilgisi olmaz, sorumluluk bilincine sahip çocuk yetiştirme ilgisi olsun. Bizim insanımız acayip hocam, milletimize hürmetimiz çoktur biliyorsunuz, milleti merhumedir. Mesela camiye çocuklarınızı getirin, Hazreti Peygamber'in torunu ensesine binmişti, secdeyi uzatmıştı diyoruz. Hocam çocuğu getiriyor camiye, salıyor. Çocuk mikrofonu kırıyor, ses etmiyor. Çocuk hocanın yakasından tutup namazı bozduruyor, ses etmiyor. Çocuk avizeyi kırıyor, ses etmiyor. Şunu demiyor çocuğuna, çocuğum bu akşam camiye gidelim, namaz kılmamız lazım, Allah'ımız var, ona ibadet etmemiz lazım. Önündeki amcalar, ablalar ne yaparsa hadi bakalım bu akşam onu yapmaya gidelim diye bir eğitim getirmiyor. Diyor ki ben namaz kılayım, sen şöyle biraz sağda solda oyna. Bu olmaz. Bu ilgi de değil, sorumluluk bilinci de değil hocam. Camiye, yaz Kur'an kurslarıyla ilgili de söyleyeceklerim var bu konuda. Bağlayacağım oraya. Sorumluluk bilincine sahip ana babalar, sorumluluk bilinciyle çocuk yetiştirirler. Tarih boyunca çocuklarını, cümlemi hocam manşete çekmeni istirham ediyorum senden. Buyurun hocam, lütfen. Tarih boyunca çocuklarını büyüten değil, iyi yetiştiren milletler başarılı olmuşlardır. Ya. Büyür. Büyür hocam, kendiliğinden de büyüyor. Sokakta da büyüyor. Tabii hocam. Çocuklarını büyüten değil. Ben aslan gibi 4 tane çocuk büyüttüm. Neye faydası peki, var? İyi yetiştirdin mi? Vatana faydası var mı? Soru. Buyurun hocam. Herkes kendisine ben büyüttüm ama yetiştirdim mi sorusunu sorsun. Büyütüyorum, besliyorum, yediriyorum, giydiriyorum ama iyi yetiştirebiliyor muyum? İnsanlığa bir faydası var mı? Evet. İki, çocuklarımıza olan ilgimizin durumunu Allah rızası için herkes gözden geçirsin. Bu ilgi sofra başı ilgisinden, harçlığın var mı ilgisinden, hasta mısın oğlum ilgisinden, kızım ilgisinden başka bir şey olması lazımdır. Beni anlamaları için başka bir şeyden bahsediyorum. Sevgi vererek saygı beklemek eksenli olmalıdır. Hı hı. Terbiye ederek adam olacak çocuk yetiştirme idealine yönelik olmalıdır. Helal ile büyüterek, eyvallah, doğru, dürüst, güvenilir bir insan topluma kazandırma hedefine yönelik olmalıdır hocam. Ana babasından gizleyebileceği kaçamak günahlarını, hatalarını gizleyemeyeceği bir Allah'ın varlığını öğreterek büyütmeliyiz. O bilinçle. Ahiret kaygısı taşıyan bir çocuk yetiştirmeliyiz. Ahiret kaygısı taşıyan dediğim bir çocuk, hani Hazreti Ömer çarpışmışlar ya, nereye gidiyorsun demiş bu yaşta evlat, daha 6-7 yaşındasın. Evet. Camiye namaza gidiyorum demiş ama sana daha namaz, cemaat farz değil. Benden küçük bir çocuk öldü, sen duymadın mı ya Ömer? Ya. Ahirete inanıyor çocuk. Dedi ki çocuk Ömer'den akıllı çıktı. Ömer de çok akıllı bir adam yani. Allah ona rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Aynen. Bütün bunlar, bu söylediklerim, hasta mısın, harçlığın var mı ilgisiyle mümkün olur mu hocam? Olmaz. Çocuğunun kaçıncı sınıfta okuduğunu bile bilmiyor.
Öğretmenin adını bilmeyen, okulunda ilgili toplantılara katılmayan, çocuğuna ders veren öğretmeni, imamı tanımayan, çocuğunun evden daha fazla vakit geçirdiği arkadaşları hakkında hiçbir fikri olmayan, çocuğunun hangi takımı tuttuğunu bildiği halde, hangi yemeği, elbisede hangi rengi sevdiğini bildiği halde, çocuğumun erdemli bir ideali, sorumluluk bilinci, Allah inancı, ahiret şuuru var mı yok mu bilmeyen ana babalar var. Böyle ana babalar hayırlı evlat yetiştirebilir mi? Büyütebilir. Ama ondan bahsetmiyorum. Acaba az önce söylediğiniz gibi hayırlı evlat yetiştirebilir mi hocam? Sorumluluğumuz ey ana babalar, eve geç gelen çocuğa nerede kaldın demek değildir. Bundan ibaret değildir. Sınıfı geçtin mi diye yıl sonunda sormaktan ibaret değildir. Unutmayalım. Bahçesindeki çiçekleri zamanında ve yeterli sulamayıp dönüp ya bu bahçe niye kurudu acaba diyen adamın durumuna düşmeyelim. Böyle bir şey deme hakkına sahip değiliz. Değerli hocam, bunu unutmayalım. Özür dileyerek belki ileride bahsedeceğiz. Estağfurullah. Şu anda buyur hocam. Günümüzde bana sorarsanız bir taraftan çok faydalı, bir taraftan da facia diye adlandırabileceğim bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet. Bu işte çocukların elindeki telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, işte efendim kontrollü kullandırdığımız zaman çok güzel şeylere sebebiyet vesile olacak. Ama kontrolü elimizden bıraktığımız zaman çok kötü şeylere sebep olacak. Bu elektronik cihazlar hocam. Yani kendi çocuklarıma asla ve kat'a gönül isterdi ki hani benim çocuklarım da yapmıyor diyebilseydim şu anda. Ama Rabbim biliyor. Şimdi biz başımız sıkıştığı zaman hocam çocuklarımızın eline al bakayım oğlum kızım şu telefonu ya da şu tableti. Sen şöyle biraz kenarda şunları izle. Benim bir dizim var. Hiç beni rahatsız etme ya da ben şunu yapacağım beni hiç rahatsız etme diyen anne babalar haline geldik artık. Ondan sonra birkaç sene sonra çocuk biraz serpildiği zaman hanıma dönüp diyoruz ki bu çocuğu biz hiç bana benzemiyor hanım, bu çocuk yani hali, hatırı, tavrı hiç bana benzemiyor. Hocam diyor ki bir yazar abimiz, çocuğu sen yetiştirmedin ki, çocuğu tablet yetiştirdi. Çocuk tabletin içindekine benzeyecek. Artık orada kim varsa sana ben sen yetiştirmedin. Bu yaşına kadar sen sadece çocuğun eline telefonu verdin, tableti verdin. Sus bakayım oğlum kızım, al şöyle bir kenara çekil, beni rahat bırak dedin. Sen yetiştirmedin o çocuğu. Bu konu hakkında hocam şu elektronik cihazlar, bugünün sosyal medyası, çocuklarımız kısacık bunun hakkında bunu da bunu bir parantez sizin olarak kabul edeyim hocam. Tabii hocam. Bu konu hakkında görüşünüzü merak ettim. Görüşümü de söyleyeceğim hocam. Evet. Biliyorsun ben düpedüz bir adamım. Tabii hocam. Güldür paldır söylüyorum. Zaten ondan Osman Çelik. Eyvallah hocam. Eyvallah. Şimdi hocam bir defa Allah bizim yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zor şartlarla imtihan ediliyoruz. Eyvallah. Yakın çevremden, ailemden de asla televizyona baktırmam, asla bilgisayar bağlılığı yapmam, asla telefon, tablet vermem deyip de ben, bu konuda yenilen insanlar da dolu etrafımız. Benim hocam böyle. Benim böyle kendi çocuklarımda da var. Kendi akrabalarımda da, samimi, şuurlu arkadaşlarımda da var. Evet. Bu konuda mücadelede Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Öncelikle. Niye? Hocam, çocuklarımız, nesillerimizle bizim aramızda şöyle bir fark var. Biz dışarıda toprakta oynuyorduk. Evet. Futbolu toprak sahada oynuyorduk hocam. Çimende oynuyorduk. Misket oynuyorduk değil mi hocam? Çamurda, çorakta üstümüz toz toprak içinde kalıyordu. Çelik çomak oynuyorduk. İşte misket oynuyorduk. İşte böyle topla ilginç oyunlar vardı. Arası kesmeden tut başka bir sürü şeye kadar bizim kuşak bilir. Bu bizi eve geldiğimiz zaman, ana babamızın yanına akşam eve geldiğimiz zaman bütün stresimizi atmış, mum gibi olmuş, ders yapacaklar ders yapmaya, yemek yiyip yatacaksak yatmaya sevk ediyordu. Şimdi öyle değil. Dışarıda çok acayip bir dünya var. Çocuklarımızı kendi başına dışarı oynamaya salamıyoruz. Tehlikeler var. Evet. Dışarıda salamayıp ortak bir oyun alanı çocukların çocuklarla oynamasını sağlayamadığımız zaman yetişkinlerin arasında o çocuğun otur şuraya kuzu gibi de sessiz dur çocuğum dediğin bu insan fıtratına aykırı. En sonunda ne yapıyoruz? Yemek yiyeceğiz. Çocuk bize yemek yedirmiyor. Saldırganlaşıyor. Televizyonu haber dinleyeceğiz. Dinlettirmiyor. Yorgun geldik yatacağız. Çocuk ilgi istiyor. Oynaması lazım. O aksiyonu yapması lazım. Enerjisini atması lazım. Baba yorgun, ana yorgun. Ne yapacak? Yorgun bir çağda yaşıyoruz hocam. Evet. Öyleyse
Ben diyorum ki kestirip atmak yerine ilaç gibi bakmak lazım. Ben tamamen vermem diyenlerin başaramadığını görüyorum. Hı-hı. Ben de başaramadım. Ama mümkün mertebe dozunu ayarlamaya çalışmayı. Evet, kontrollü. Kontrollü ne kadar yapabiliyorsak hocam. Evet hocam. Bu çok çetin bir imtihan. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Amin hocam. Bu konuda bana 4 çocuk, 6 torun işte söylediniz, bu çocukları daha çok ben yetiştirmedim hocam. Buradan itiraf ediyorum. Onu bizim hatun yetiştirdi. Allah razı olsun hocam yengem. Hanımların çocuklar üzerindeki emekleri, çocuğu ana yetiştiriyor. Hı hı. Bunu çeşitli vesilelerle anlatıyorum hocam. Gölköy Merkez Camii'nde 350 öğrencimiz vardı. Ali hocamla, Ali Kılıç hocamla. Allah selamet versin. Amin. Selam, kendisine selam çok ediyoruz. Güzel hizmetleri oldu oraya. Hocam birkaç kız çocuğu dikkatimi çekti benim. Yani böyle hiç şımarık hareketi olmayan, dersini yapan, eğlencede bir ölçüyü kaçırmayan falan. Ya babalarını tanıyorum arkadaşlarım. O babadan bu çocuk olmaz. Dedim ki ya bu çocuk kimin nesi falancanın. Dediler ki onda bir ana var hocam. İlahi maşallah. Hı. Ben de dedim maşallah. Öyle bir çocuk gönderiyor camiye ki ben o ailede o çocuğu öyle eğiten birisi olduğunu anlıyorum. Bizim çocuklarımızın hocam iyi bir anaya öncelikle ihtiyacı var. Kız çocuklarımızın böyle bir ana olarak yetişmesi lazım. Bu ta şimdi yaz Kur'an kurslarına bağlayacağız işi. Benim ana babalara, hocalarımıza, toplumumuza, cemaate, çocuklara söyleyeceklerim var hocam. Ana babalardan başlayalım mı? Bu arada küçücük bir şey hatırlatabilir miyim? Buyurun hocam. Değerli hocam, Doğan Cüceloğlu hocamız. Siz Allah de, rahmet eylesin. Siz de çok istifade ettik kendisine. Allah mekanı cennet eylesin. Amin. Hocam. Siz de birçok kitabını muhakkak okumuşsunuzdur. Kesinlikle. Çok kişinin de okumasını eyvallah öneriyorum. Ana dediniz ya hocam. Yani şöyle bir şey var. Doğan Cüceloğlu'nun hangi eserine bakarsanız hocam her biri ayrı bir derya. Her biri ayrı bir ders. Evet. Hocam bir videosunu izledim program öncesinde. Diyor ki anne. Annem evet. Vefat ettiği zaman diyor hocam önce bir algılayamadım. Hani böyle başımdan vurulmuşa döndüm diyor hocam. Ya. Sonra dinledim aradan eyvallah. Aradan birkaç gün geçti diyor hocam. Annem öldü mü? Yok annem ölemez. Hep böyle dedim diyor. Sonra gittim hocam kabrinin başına. Baktım ki diyor annem yok. Toprağın altında. Ona imanım var. Toprağın altında. Annem yok. Eve geldim diyor hocam. Böyle başımdan vurulmuşa döndüm. Anne dedim. Annem yine yok. Az önce toprağın altında olduğuna şahit oldum. Ve bağırı bağırı ağlamaya başladım. Babam bir zaman sonra demeye başladı ki sus artık yeter. Neden sürekli böylesin? Anladım ki hocam diyor. Annen yok, hiçbir şeyin yok. Evet. Allah rahmet eylesin. Ben de dinlemiştim hocam. Çok etkilenmiştim. Eyvallah. Hoca da çok etkili anlatıyordu. Yaşıyordu bilmiyorum. Çünkü hocam. Analar, bacılarımız, kardeşlerimiz, çocuklar bir defa ilk öğretmeni, evet. İlk idolleri, evet. İlk terbiyeyi aldıkları o. Hazreti Peygamber ne buyuruyor hocam? Hiçbir ana baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz. Eyvallah. Lütfen çocuklarınıza İyi bir araba, iyi bir bisiklet, iyi bir tabletten daha önce hı hı. iyi bir terbiye vermeye çalışın. Kesinlikle. Şimdi benim öğrencilerimden bir tanesinin annesi bir gün bağırıyor. İşte bağırıyor. Çocuk dediğini yapmıyor. Babası dedi ki hay seni okutan hocanın dedi. Hı. Ben de hocasıyım orada duruyor. Ya arkadaş hoca ne yapsın? Şimdi bak sen böyle dediğin zaman hoca o çocuğa daha ne yapsın? Bilelim ki önce ana babada başlıyor iş. Hı hı. Ana babalara yaz Kur'an kursları bağlamında hocam. Evet. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Analar, babalar lütfen çocuklarınızı camiye siz götürün. Hı hı. Mümkün mertebe imkanlarınız ölçüsünde. Güle oynuyor ya hocam. Bak, mutlu mesut. Nasıl 4-6 yaş kursuna bırakıyorsunuz? Evet. Kreşe bırakıyorsunuz? Nasıl servise bindirip okula gönderiyorsunuz? Özen gösteriyorsunuz? Yaz Kur'an kursuna bu ciddiyetle gönderin. Siz bırakın. Bazen siz alın. Bunun çocuk üzerinde ve onu okutan hoca üzerindeki etkisini ben biliyorum. Kesinlikle. İki, çocuklarınızı camilere yazın gerçekten inanarak gönderin. Bunun lüzumuna inanın. Bizim tabiri caizse iş olsun diye değil hocam. Tatil oldu, evde gürültü çoğaldı, çocuklarla uğraşmak da zor, başımı şişiriyorlar. 2-3 saat evden uzaklaştırayım kafasıyla göndermeyin. Bu yol değil. O çocuk inanın gidip camide
evde yapacağı yaramazlığı camide yapıyor. Ne hoca diğer çocuklara ders yapabiliyor, ne çocuğu terbiye edebiliyor, ne eğitim olabiliyor, başkasının da hakkına girmiş oluyor. Hı hı. Lütfen bunu yapmayalım. Eve döndüğünde çocukla biraz ilgilenin. Ben şimdi bizim Gökdeniz'i biliyorsun, geliyor okuldan. Gökdeniz, bugün ne derslerin vardı oğlum? Ne yaptın? Nasıl geçti? Var mı bir yaramazlık? Aferin aldın mı? Alkış aldın mı? Hangi ders daha iyiydi? Çocuk anlatmayı da seviyor o zaman. Ben de hakkında bilgi almış oluyorum o zaman. Öğretmenin yanına gidiyorum bazen. Diyorum ki Türkçe'de hocam el yazısı falan. Öğretmen diyor ki çok teşekkür ederim ya. Gelip çocuğun durumuyla ilgili görüştünüz. Vallahi memnun oldum diyor. Çünkü öğretmenin bir hasreti var o konuya dair hocam. Hocam öğretmen arkadaşlarla aynı öğretmen odasını 16-17 sene paylaşmış bir insanım ben. Eyvallah. Yani inanın dinlenecekleri 10 dakikalık teneffüsü veliye ayırmaktan öğretmenler zevk memnun alıyor, oluyor. Tabii. Camide imamlarımız, hocalarımız da memnun olacaklardır. Eyvallah. Vay falanca çocuğun anası babası geldi. Hem nasıl bir ana babanın çocuğu? Hocam ben 33 sene imamlık yaptım. 33 sene çocuk okuttum. Öyle çocuklar biliyorum. 4 sene, 5 sene camiye geldi, ben ana babalarını hiç tanımadım. Açılış töreni yaptım, görmedim. Çocuğuna belge verdim, görmedim. Kur'an'a geçirdim, hediye ettim, anası babasını görmedim. Mezun ettim, hatim ettirdim, merasim yaptım, görmedim ya. Yani yapmayalım bunu. Biraz ilgi dedik değil mi? Lütfen çocuklarla ilgilenin. Bugün ne okudun oğlum? Hocan sana ev ödevi verdi mi oğlum? Ev ödevi yazın, hani yaz kursunda çok şey değil. Bir Sübhaneke ezberle, bir İnna Atayna ezberle diyebilirler hocalarımız. Kevser ezberle diyebilirler. Belki ama abdestin şartlarını öğren. Abdestin şartları değil, çocukla otur bir abdest al. Hocam şöyle bir acı tecrübem var benim. İftara davet etti bir kardeşimiz. Samimi, Müslüman, gerçekten inanıyorum. Akşam namazını kılıp da dedim yeme, rahat yemeyi seviyorum. Hı-hı. Su içtikten sonra kıble ne taraf dedim, bilmiyorum demedi, bana bir kıble tarif etti. Kıbleye durdum, bir küçük kızı var hocam, şuramdan çekiyor, diyor ki dedem pencereye duyuyordu dedi. Hı-hı. Baba kıbleyi bilmiyor, dede gelmiş eve namaz kılmış, çocuk da pencereye doğru duruyordu diye, bak kıbleyi çocuk öğrenmiş. Bunu yaşadınız değil mi hocam? Evet hocam. Lütfen çocuklarımıza abdest alalım beraber. Hocam ana babalar abdest almayı bilmiyorsa onların çocuklarında ana babaları, hocalarını bir sorgulamak. Onu geçiyorum. Ve uygulamalı öğretmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, evet, hocam. Okula gelip hocam abdesti ben öğrendim, anne babamla beraber abdest aldık diyecektir. Hı hı. Örnek olsun diye veriyorum hocam. Evet. Abdesti bir örnek olur veriyorum. Ne öğrendin? Hocanız bugün size ne anlattı? Bir deyin ya. Lütfen deyin. Hocalarımızla çocuğunuzun durumu hakkında konuşun. İstişare çocuğunuzun yapalım. Kuru bilgi değil. İslam ahlakı, karakterli bir insan, güzel huylar edinmesi için uğraşın. Hı-hı. Bu konuda camiyle, cemaatle ve hocamızla lütfen işbirliği yapın. Ey analar babalar. Hocam 30 yaş üstündeki kıymetli kardeşlerimiz ya da büyüklerimiz şöyle sanmasınlar. Eskiden şöyle bir korku vardı. Öğretmenin 3 metre uzunluğunda bir değneği vardı. Yaramazlık yapan çocuğun kafasına drank diye vuruyordu. Bu şu anda bizim hocam, şu anda bizim gerçekten velilerimizden sürekli dinlediğimiz, içimizi acıtan bir nokta. Artık öyle bir şey yok. Ben öyle okudum hocam. Sevgi var, muhabbet hocamızın var, 2,5 metre uzunluğundaki değneğiyle kafasına çok yemiş bir adamım ben. Hocam şu anda ben buradan bütün 4-6 yaş kursundaki öğretici hocalarımıza, bütün din görevlisi kardeşlerimize, meslektaşlarımıza, ağabeylerimize teşekkür ediyorum ve aynı zamanda onların ne kadar güzel işler yaptığını siz daha iyi biliyorsunuz ama ben de şahidim Muhammed hocam. Hocam. Eskisi değil artık. Şöyle bir hakkı. Camilerin içi balonlarla dolu. Artık camilerin içi daha çok muhabbetle, daha çok aşkla, daha çok güler yüzle, tebessümle dolu hocam. Bunu da yani gönül rahatlığıyla verilerimize ebeveynlere söyleyeyim. Az sonra hocalarımızla ilgili bir abiler olarak söyleyeceklerim var ama yeri gelmişken söyleyeyim, haksızlık da etmeyelim. Hocam bizim çocukluğumuzda camilerde Kur'an kursu yoktu. Neydi hocam? Yoktu hocam. Biz mahallede Osmanlı bakiyesi bir mollanın evinde kaçak okuyorduk hocam. Ben 55 yaşındayım. Hı hı. Yoktu hocam. Bu sonraları memleketimizde Diyanet İşleri Başkanlığı personeli çoğaldı, camiler çoğaldı, devletimiz yaz Kur'an kurslarını resmileştirdi, hocalarımıza görev olarak da verdi. Ve o zaman sistemli bir şekilde yapılmaya başlandı. Sistemli bir şekilde
başlandıktan sonra o dayak vesaire ancak arzi bir durumdur. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hasbelkader bir murakip olarak görev yapan kardeşimiz olmak üzere. İl müftümüz Doktor İsmail Çek biliyorsunuz bir eğitimci aynı zamanda Doktor İsmail Çek. Hocamıza da hürmet ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Camide Kur'an kursları denetimlerini de sık yapacağız yazın. Hocam bir defa şiddet din eğitiminde hiç bizim gündemimizde olmaması gereken bir şey. Bu binde bir bir durum olursa da bunu arıza olarak kabul ediyor ve derhal üstüne gidiyoruz. Eyvallah. Kesinlikle böyle bir şey. Bunu bir arızi durum olarak kabul ediyoruz. Bu artık yok. Böyle bir şey. Elhamdülillah. Okullarımızda da eğitimin her alanında bu şiddet falan o tarihte kaldı hocam. İnşallah. Velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar hocam. Evet. Hocam oraya gelen çocuklar bizim çocuklarımız, her birisi manevi evlatlarımız, hocalarımıza bu gözle baktıklarından emin olsunlar lütfen. Bu sosyal medyadaki bazı şeylere de itibar etmeyelim. İşbirliği yapsınlar hocalarımızla. Çocuklarının anne babalara son söyleyeceğim şu. Çocuklarının bir hassasiyeti varsa, bir özel durumu varsa yine getirsinler ama hocalarımız, hocamızı bilgilendirsinler. Desinler ki mesela benim çocuğum epilepsi hastası, bayılabilir. Benim çocuğum hiperaktif, rahat durmayabilir. Hocam ismini vermeyeyim. Bir arkadaşın oğlunu, kızını yaz kursunda imamlık yaptığım camiye göndermiş. Kız çocuğu çekedimi çekti. Hocam önemli söyleyeceğim bir şey var. Babamın selamı var. Ben falancanın kızıyım dedi. Hala görüşüyorum o çocuklarla. Ben dostluğumuz var. Buyur kızım dedim. Babamın selamı var. Bizi sana gönderdi yaz Kur'an kursunda dedi. Başım üstüne hoş geldiniz. Aleyküm selam. Benim kardeşim dedi biraz dedi aksidir. Babam dedi ki hocaya söyle. Hareketli yani. Teneffüslerde falan göz kulak olsun. Nerede kardeşin? Hadi bana getir diye kadar çocuk bir baktı ki yolda gitmiş. Bir başkasının arabasının kapısını açık olmuş. El frenini indirmiş. Az daha kaçır hocam. Yani teşekkür ettim gittim. Dedim ki Allah senden razı olsun. Bak iyi ki bizi bu konuda uyardın. Evet. Biz bu çocuğa ne yapalım? Daha fazla ilgileniriz. Özel bir durumu varsa astım olur. Bir şey olur çocuğun. Herhangi benim şimdi aklıma gelmeyen hocalarımızı bilgilendirin. Deyin ki ben çocuğumu camiye göndermek istiyorum ama şöyle bir durumu var hocam deyin. Ve lütfen hocalarımızla işbirliği yapın. Cemaate söyleyeceğim birkaç kelime var hocam. Kaç dakikamız var bilmiyorum. Son 3 biz 5 diyelim. Tamam. 5 dakika içinde toparlayacağız şekilde. Buyurun hocam. Camiye gelen çocuklardan yazın rahatsız olmayın. Cami biraz daha fazla tozlu olabilir. Hocalarımız bunu süpürmeye yetiştiremeyebilir. Namaz vakitlerinde camide kalan çocuklar olur ve gürültü yapabilirler. Eyvallah. Lütfen bu konuda hoşgörülü olalım. Biraz da hoşgörülü tanıyın değil mi hocam? Hoşgörülü olalım. Evet. Onlardan Kur'an okuyana, müezzinlik yapanlara, her gün gördüğünüz çocuklara hocalar yaparak ödül verin, gönüllerini alın, teşvik edin, motive edin. Aferin deyin ya. Küçücük ikramda bulundu. Aferin deyin, evet. Aferin. Eyvallah hocam. Gelelim hocalarımıza. 33 yıl imamlık yapmış, 36. yılını devirmiş bir abileri olarak artık. Bizim eyvallah. Yani kurumun abilerinden sayılırız hasbelkader acizane hoşgörülüğüne sığınarak. Yaz kursları önemlidir hocam. Lütfen yaz kurslarında misyonunuzu küçümsemeyin. Angarya gibi görmeyin. Yazın üç güç zamanı, sıcak mevsim görmezler de hocalarımız. Ben hani Nasrettin Hoca misali testi kırılmasın diye ensesine tokadı vurmuş ya. Arada bir böyle şeytan böyle duygular verecekse de hocalarım, aman hocalarım. Gerçekten yaz kurslarında yaptığınız hizmet büyük hizmet hocam. Kim ne derse desin. Nesil yetiştirme konusunda birebir. Hocam şu anda orduda öğretmenlik yapan, polis olan, hemşire olan, doktor olan yaz kursundan öğrencilerim var. Ölene kadar dostuz onlarla. Elhamdülillah. Hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ne bu ne büyük bir şeydir. Ne güzel. Hocalarım sakın ha. Sakın hiçbir kimseye camiye gittim de hocanın şu tavrı yüzünden camiden soğudum. 20-30 sene bir daha camiye adım atmadım deme kozu vermeyelim. Dedirtme. Bu vebali üstlenmeyelim. Biliyorsunuz bir tokat yedim diyor. Cem Karaca. Camiden bir gittim 7 yaşında. 70 döndüm yaşında. 70 yaşında. Ya. Biliyorsunuz Allah yar Allah diye bir şarkı besleyelim. Evet, Allah evet. Rahmet eylesin. Belki bahaneler üretiyordur insanoğlu. Hocalarımız da insandır. Zaman zaman
zayıf tarafları olacaktır ama hocalarımızın, yeni nesil özellikle eğitimli hocalarımız, Allah'a şükür misyonu, formasyonu olan hocalarımız var. Hı-hı. Ama biz yine hatırlatma babından söylüyoruz kıymetli hocalarımız. Eyvallah değerli hocam. 36 yılı geriye bıraktığımda hocam. Hı-hı. Ordu'daki hasbelkader ilk uzman imamlardanım ben. Eyvallah. 36 senelik meslek hayatıma şöyle geri dönüp baktığımda ne görüyorum biliyor musun hocam? Ettiğim vaazları değil. Arkamda saf tutmuş cemaati, sabah namazlarını, cuma akşamları, Kur'an okumaları falan değil. Okuttuğum, gönül bağ kurduğum çocukları görüyorum hocam. Vicdanımı o serinletiyor. Biz de ona şahidiz hocam. Allah evet. razı olsun. Hiçbir Allah'ın kuluna şunu yaşatmasın Allah. Hocalarımız babında söylüyorum. Hocalarımız. Hoca yüzünden camiden soğudum cümlesini kimse bizden dolayı kurmasın. İnşallah. Başka bir şey daha söylemek istiyorum kıymetli hocam. Çok öğretmeyin, çok sevdirin. Allah razı olsun. Ne güzel. Hocalarım. Camiye gelen çocuklara Allah'ı, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını, camiyi sevdirin. Onlar öğrenecektir. Hı hı. Hani derler ya, balık tutup verme, balık tutmasını öğret, o kendisi yolunu bulur. Lütfen çok öğreteceğim diye nefret ettirmeyin. Hı hı. Çok sevdirin hocam. İnsanlar sevdiğiyle ilgili her şeyi öğrenir. Eyvallah değerli hocam. Yaz kurslarının hocalarımıza, ailelere, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum hocam. Söyleyeceklerim kısaca özet olarak bunlardan ibaret Muhammed hocam. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi sizden de razı olsun. Böyle ara ara mutlu ediyorsunuz. Estağfurullah. Vaktinizin, efendim yoğunluğunuzun el verdiği ölçüde bizi onurlandırıyorsunuz, şereflendiriyorsunuz. Allah razı olsun hocam. Cümlesin. Cenab-ı Hak ömrünüze de ilminize de inşallah bereket ihsan eylesin diye bize dua edelim. Böylelikle inşallah programımızı bu akşam ihame erdirdik. Allah razı olsun değerli cümlesinler hocam. Inşallah. Çok sağ olun, var olun. Evet kıymetli dostlar, bu akşam bir güzel Kur'an'ın gölgesinde adlı programın daha sonuna geldik. Kıymetli hocam programımızın başında söylediler, Allah razı olsun, bizi bilgilendirdiler. Müsaadenizle tekrar etmek istiyorum çünkü çok önemli. 27 Haziran 26 Ağustos kurs dönemi, kayıtları da 20 Haziran ve 4 Temmuz arası yapılacak hocam. Evet. Kayıt 22 yaşının altında olması gerekiyor, kayıt yapılacak öğrencilerin. Yatılı kurs süreleri var değerli izleyenler. 18 Temmuz ve 12 Ağustos dedi hocamız. Süresi böyleydi. Yaş aralığı da yatılı öğrencilerimizin 12 ve 18 yaş arasında da yatılı öğrencilerimiz kaydedilecek ve kayıt tarihi yine 20 Haziran ve 4 Temmuz arasında yapılacak. Cenab-ı Hak inşallah bizlere hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi, büyütmeyi değil, hocamızın dediği gibi yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dostlar, Kur'an'ın Gölgesinde adlı programımız bu bölümle inşallah 2-2,5 ay gibi bir araya girecek inşallah. Bu sezon finaliydi. Elhamdülillah bizler dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar her perşembe akşamında aynı saatte, 8'de, saat 20'de sizlerle beraber olmaya gayret gösterdik. Birbirinden değerli hocalarımızı uzaklardan, yakınlardan demeden sizlerle buluşturma gayreti içerisinde olduk. Ve hamdolsun değerli hocalarımız bizleri kırmadı ve sizlerin huzurunda bilgilerini sizlere arz ettiler. Hepinize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah ömür nasip ederse tekrar bu Kur'an'ın Gölgesinde adlı programla huzurlarınızda olmayı bizlere nasip eylesin. Çok kıymetli hocalarımızla beraber tekrar sizlere bir şeyler anlatabilme gayretini bizlere nasip eylesin. Tamam. Şimdiden hepinizin cuma gecesini tebrik ediyorum. Tekrar Kur'an'ın Gölgesinde TV 52 ekranlarında buluşmak ümidiyle haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun.